Burada bir Konyalı bir müftü arkadaşımız vardı. Ben de çok samimi olarak görüşürdük, konuşurduk. Bunu yaylada şeyden falan, Tokat'tan yine böyle müftü arkadaşlar falan almış, gelmişler. Bizim müftü bey de buranın ilk müftülerinden idi. Konyalıydı kendisi. Bunlar davete gitmişler. Böyle müftü bey tanıtırken, bu da baş şifliğin emekli müftüsü diye babamı tanıtmıştı. Onu iki de bir söylerdi yani. Rahmetli babam Ahmet Aymak, 1939 doğumlu, bir erkek iki kız çocuk babası, sosyal bir kişi. Allah rahmet eylesin. Herkese çabuk diyalog kurabilen, hele hele camilerimize gelen din görevlileriyle her an irtibata geçen, onlara yardımcı olan, çok tertipli, düzenli, her şeyiyle, ahlakıyla, yönüyle Müslüman bir kişi olarak tanınmış bir kişiydi yani. Bu camilerde ilk Ali Hoca diye bir hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. Bunun arkadaşlarıyla beraber camide Kur'an-ı Kerim öğretmeyi bunlara rahmetli o hocamız öğretmiştir. Hatta bana da katkısı oldu. Ben de talebesi olarak o Ali hocamızın bir zaman ben de gittim okudum. Nurgül'ünde yazsın. Babam da ondan dolayı camilerde müezzinlik yapar. Hocaları olmadığı zaman namaz kıldırır, Kur'an okur, her türlü caminin temizlikleriyle uğraşırdı. Ve dört dörtlük katkıları olurdu yani. Babam bu şekilde bir kişiydi. Ömrünü daha doğrusu bu camiler için adamıştı yani. Affedersin oradaki tuvaletlerin temizliğini, her şeyini, yeşilliğini, bahçesini, bütün caminin yapımında 90 bilmem kaç yılında bizim camimiz başladı. Ondan beri maddi, manevi arkadaşlarıyla beraber her türlü şeyinde yardımcı olmuştur yani. Bu şekilde bir kişiydi babam. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Sela okurdu. Hatta çok ölmeden önce vasiyet eden kişiler de vardı yani ki Ahmet Ağa sen benim selamımı vereceksin gibicemesine yani. O tavırdı, o şekilde bir babaydı yani. Çoluğuna çocuğuna sadık. Yani alnını teriyle kazanıp öyle bir varlığı vakti çok iyi olan bir şey değildi. Hep alın gücüyle, bilek gücüyle çalışıp geçinen bir babamızdı yani. Allah rahmet eylesin.